Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sezer, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Unity 2019'da yer alan mobil bildirim servisine bakacağız, değineceğiz. Bu paket yeni geldi. Paket menajerden ilk önce mobil bildirim paketini yükleyeceğiz. Paket menajeri açtığımız zaman al paket seçili olmalı ve advanced modunda olması gerekiyor. Eğer gözükmezse olur da şuradan resetleyebilirsiniz bütün paket ayarlarını arkadaşlar. Bazen gözükmeme gibi durumu olabiliyor. Mobile Notifications'a tıklayıp Install tuşuna basıyoruz ve bir süre bekliyoruz. Hemen kısa bir süre içerisinde yükleyecektir. Bu paket sayesinde kolaylıkla bildirim kodu yazabileceğiz. Çok kolay bir şekilde istediğimiz yerde bildirim çıkarabileceğiz mobil telefonlarda. Ben Android kısmını anlatacağım. Hemen bir tane bir script oluşturalım C#. İsmine bildirim servisi diyelim. Açalım Visual Studio'yla veya herhangi bir derleyiciyle. Benim bu derste anlatacağım basit bir bildirim olacak. Yani bütün detaylarına inmeyeceğim. Sadece bir tuşa bastığımız zaman telefona bildirim gelecek arkadaşlar. O yüzden bir tuş fonksiyonumuzu yazalım. Publish Void bildirim gönder adında başlık bırakılmaz. Bildirim gönder adında bir fonksiyon oluşturduk. Bu fonksiyona bildirimi entegre edeceğiz. Şimdi Android Notification diye bir kütüphane ekledi bize. Bu dediğimiz şey. Bu kütüphane. Şimdi bunu yazdıktan sonra Alt Enter'a basarsanız üstündeyken çıkar. Using Unity Notification Android. Buna tıklıyoruz arkadaşlar ve kütüphaneyi eklemiş oluyoruz. Bildirim adında bir kütüphane, yani bildirim adında bir notification hizmeti oluşturuyoruz. Yeni bir tane. Şu şekilde. Şimdi bildirimimize değişik şeyler atayabiliriz. Mesela text atayabiliriz yazısını. Yazısını atayalım hemen. Bu bir bildirim mesajıdır diyorum. Noktalı virgül. Başka neler var? Gördüğünüz gibi color var arkadaşlar. Sanırım arka plan rengi. Hemen color nokta red diyorum. Bildirim nokta. Başka neler var? Bu file time arkadaşlar ne zaman çıkacağıyla ilgili sanırım. Yani belli bir zamanlayıcı yapıp belli bir sürede çıkartabiliyoruz bu bildirimi veya belli bir saatte. Yani muhtemelen sistem saatini çekip de yapabilirsiniz. Mesela saat 9'da bildirim göndermek istiyorsanız ona göre kod yazılabilir. Launch ikon, ikon belirlemek için arkadaşlar hemen bir ikon belirleyelim. Öncelikle buradan edit'e geliyoruz. Edit'ten Project Settings'e tıklıyoruz. Ben sağ tarafa attım. Buradan Mobile Notifications'a giriyoruz. Ben daha önceden eklemiştim arkadaşlar. Ama silin bir daha ekleyelim. Şu şekilde bir ekran karşılayacak size Android bölümünde. Artı tuşuna basıyorsunuz. Ve buradan ikon seçmemizi istiyor. Ben yaptığım eski oyunlardan bu. Yeni Android'e koyduğum oyunlardan ikonlarını aldım. Mesela bu ikonu seçiyorum. Buradan large çıkan diyorum. Large yapacağım için. Buradan bir tane ID tanımlıyorum ona. İstediğiniz koyabilirsiniz. Mesela büyük diyorum ben. Küçük de eklenebiliyor. Fakat yani ben eklerken şurada preview'de beyaz gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani ben küçük ikon ekleyemedim. Belki de ikonlarım yüksek olduğu için algılamadı. Bu arada sizde hata verme ihtimali var. Şu şekilde bir hata alabilirsiniz. Şöyle bir kırmızı hata alabilirsiniz. Bu hatayı gidermek için şöyle yapıyoruz. İkona geliyoruz bu alt taraftan. Buradan Inceptor panelinden Read Write Enabled'a tik koyuyoruz ve Apply'a basıyoruz arkadaşlar. Böylece o sorun ortadan kalkıyor. Şimdi verdiğimiz ID'miz ne? Buyuk. O yüzden büyük adında şey yapacağız. Large icon eşittir diyeceğiz. String içerisine büyük yapacağız. Bu şekilde tanımlamış olacağız arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz? Yani başka birçok şey var. Number var bilmiyorum. Repeat var. Galiba bu tekrar arkadaşlar. Belli bir zaman içerisinde tekrardan bildirim göndermenizi sağlayacaktır. Dediğim gibi detaya girmeyeceğim çok. Bu kadar. Burada daha başka bir şey yapmaya gerek yok. İlk bildirim konusu için yeterli. Şimdi bildirim ekranı yazdırmak için kalıbımız var. Unity'nin kendi kütüphanesi bu. Android Notification Center. Buradan Send Notification fonksiyonuna bağlanacağız arkadaşlar. Buraya yazdığımız bildirimi gönderiyoruz. Buraya bir tane kanal girmemizi istiyor. Biz bir kanal oluşturmadık. O yüzden default channel yapabiliriz bunu. Bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Bütün bildirim kodumuz bu. Bildirim tuşuna bastığımız zaman bunlar olacak ve telefonunuza bildirim gelecektir. Hemen bir tuş ayarlayalım arkadaşlar test edebilmek için. Ayı canvas oluşur. Hatta canvas direkt imaj deyince canvas oluşur zaten. Inceptor'dan kendime göre canvas ayarlıyorum.
Eski derslerimde bunların ne işe yaradığını göstermiştim. Burada arka plan resmi, yani rengi yapacağım. Şöyle basit bir şey yapmıyorum. Bir tane button oluşturuyorum arkadaşlar ayıdan. Bunun boyutunu 300'e 300 yapıyorum. Yazısına bildirim gönderdim ve büyütüyorum yazıyı. Şu şekilde bir butonumuz var arkadaşlar. Yaptığımız scribe'de sahneden bir tane obje atmanız gerekiyor. Ben main kamera atıyorum. Butona şurada artıya basıp on click eventine main kamerayı sürüklüyorum. Sürükleyemedim. Ya buradan seçiyorum arkadaşlar. O yazdığım fonksiyonu burada seçeceğim. Bildirim gönder fonksiyonu. Her şey bu kadar arkadaşlar. Çalışacaktır. Bunu mutlaka byte settings'ten Android'e switch ediyorsunuz. Sonra player settings'ten kendi paket adınızı girin. Yani yeni proje yaparsanız sıradan bir paket adı olacağı için APK alamazsınız. Buradan case publishing'den key'i oluşturun. Build and run yaptığınız zaman otomatik olarak arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır. Ben zaten çalıştıktan sonra o gelen bildirimin ekran görüntüsünü şu an videoda paylaşmış olacağım telefonumda. Bu şekilde ders arkadaşlar. Bu bildirim servisiyle ilgili detaylı bir video çekmemi istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.